Hayırlı akşamlarınız olsun arkadaşlar. Hayırlı günleriniz olsun. Şimdi biliyorsunuz ben kısa bir video çekiyorum. Kısa öz olarak bugün endeksimiz ne yaptı? Yarın pozisyonumuz ne olmalı? Bizi nasıl korkuttular? Bunlar hakkında kısa bir bilgi vereceğim. Öncelikle her zamanki olduğu gibi şu SPK'nın yasal uyarısını bir hatırlatayım. Bu anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamında da değildir arkadaşlar. Sadece bilgi amaçlıdır. Kendi grafik, teknik ve temel olarak çalıştığım ve bu bilgilerimi aktardığım kendi şahsi fikrimdir arkadaşlar. Evet, hemen videomuza fazla uzatmadan hemen sözün özüne dönelim. Şimdi arkadaşlar, Cuma günü başımıza geleni gördük. Bir bakıyoruz, endeksimiz tamamen yerlerde sürünüyor. Sabah güzel, öğleden sonra bakıyoruz endeksimiz perişan hale geçmiş. Öyle bir korku senaryosu yazdılar, öyle bir hareketler yaptılar. İnsanların elindeki bütün lotları, hisseleri tamamen elimizden aldılar, korku senaryosu yazdılar. Bugün ne oldu? Bir günde ne oldu da bu pozisyondan tekrar bu pozisyona geçtik? Bunu anlamıyorum yani. Gerçekten anlamıyorum. Ya arkadaşlar, her zaman söylüyorum. Borsa sabır yeridir. Borsa yatırım yeridir. Borsa asla bir oyun yeri değildir. Bunu defalarca söyledim. Hala da söylemeye devam ediyorum ve de söyleyeceğim. Yaklaşık 2-3 aydan beri hedefimin endeksin 1800 olacağını iddia ettim. Bununla ilgili 4-5 tane video çektim ve dedim bu endeks kısa zamanda 1800 olacak dedim. Altına imzamı atarım dedim. Ve bu endeksin 1830 olması için de o endeksi oraya götürecek hisselerin BIST 30 ve 50 olduğunu söyledim. BIST 30 ve 50 hisselerinin 3 aylık performansı ortalama baktığımızda %35 civarındadır. %35 hatta 40-45 olan hisseler de vardır. Ve hepsinin de nasıl sağlam olduğunu görüyorsunuz. Hala endeksi taşıyan, hala endeksi sırtlayan hisselerle BIST 30, 50 ile devam edip şu anda gitmeye devam ediyor. Asla korkmuyoruz. Ben yeni çıkan varyantın pazartesi günü sabahleyin bu etkisinin az olduğunu ve ondan sonra bir panik olmadığını çeşitli basın organlarından, basın yayınlarından gördüğümde sabah arkadaşlara dedim ki bizim biliyorsunuz bir WhatsApp grubumuz var arkadaşlar. Katıl ile abone olanları oraya topluyoruz. Hiçbir ücret ödemeden onlara ben her zaman söylüyorum küçük yatırımcının dost olarak panik yapmayın. Eğer bu pandemi denen varyat denen nalet var ise sağlık ve kimya sektörüne devam edelim. Biz bununla ilgili bir tecrübe yaşadık dedim. Artık o kapanmalar, o sert düşüşler olmaz dedim. Pazartesi günü yani bugün sağlık, kimya sektörü, teknoloji hisselerine dedim arkadaşlar takip edelim. Biliyorsunuz al sat demiyorum ben. Karar dedim size aittir. Tamamen siz bilirsiniz. Al sat tut tavsiyesi değildir. Teknoloji, gıda, ilaç hisselerini ve bir kimya hisselerini dedim takip edin. Bugün gördük. Bugün gördük arkadaşlar. Sabahleyin ulaşımı bir aşağıya bastılar. Ondan sonra kaldırdı götürdüler. Kimya sektöründe ve teknoloji sektöründe Aselsan gibi, Sasa gibi eczacı ilaçları işte selekler, melekler, retaplar falan filan nasıl gittiğini hep birlikte gördük. Bizim küçük yatırımcımı koruduğumuz kadar. Bu üst taraftaki büyüklerimiz de yarısı kadar korusa zaten küçük yatırımcı borsadan da çıkmaz, dolar da almaz, Bitcoin'e de gitmez. Sadece biraz küçük yatırımcının yanında olun arkadaşlar. Sadece küçük yatırımcının yanında olun ve küçük yatırımcıyı kaçırıp dolara göndermeyin.
Bu önümüzdeki hafta endeksimizin yükselerek devam edeceğini, ara ara kar satışlarının geleceğini biliyorum. Ama endeksimizde yeni hedefimi şu anda açıklıyorum arkadaşlar. 2150 hedef koyuyorum. Orta vadedeki hedefim endekste 2150'dir. Belki 1630 seviyesine kadar bir geri çekilme olabilir. Orada bir gap boşluğu var. Oraya kadar geri çekilme olsa bile alım fırsatı olarak değerlendirileceğini endeksimizin 2150 seviyesine kadar kısa zamanda geleceğine ben inanıyorum. Doların da 14 seviyesinin altında kaldığı müddetçe 11 ile 14 arasında gitgeller yapacağını düşünüyorum. İhracat ve dolar kasasında olan hisselerin devam edeceğini, sağlık ve gıda sektörünün, ilaç sektörünün hala potansiyelinin çok olduğunu ve fiyatlarının ucuz olduğunu görüyorum. Ve bunlara devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şu an ise ismi vermek istemiyorum. Zaten söylüyorum. Gıda, ilaç, sanayi, gıda. İlaç sektörü başka bir şey demiyorum. GYO'larda da bu önümüzdeki haftalarda bir hareket olacağını düşünüyorum. Faiz indirimlerinden dolayı, dolar bazında fiyatlarının çok ucuz olduğundan dolayı ben bir GYO'ların da önümüzdeki haftalarda bir hareket edeceğini düşünüyorum. Karar tamamen size aittir arkadaşlar. Size aittir. Ben sadece yol gösteriyorum. Alıp almamak, tutup tutmamak, almak satmak size aittir. İlaç sektörüne devam ediyoruz. Bu hafta önümüzdeki haftalardan itibaren GYO'lara devam edebiliriz. Fiyatı ucuz kalmış, FK'si ve defter değeri ucuz olan hisseleri hafta sonu çıkaracağım. Bizim orada paylaşıyoruz. Bir WhatsApp grubumuz var. Orada da o listeyi atıyoruz. Her hafta olduğu gibi. Karar sizin diyoruz. Bir iki hisse yok bizde. Telegram grubu gibi değil. 10-15 tane hissediyoruz. Bunların fiyatı ucuz kalmış. Dolar bazında çok ucuz. Kasası çok dolu. Kasasında dolar var. Karar sizin diyoruz. Alırsın, almasın, tutarsın, karar sana aittir. Bana abone olan arkadaşların nasıl kazandığını, eğer tanıdığınız varsa sorun arkadaşlar. Kim zarar etmiş? Ben daha bir tane görmedim. 6 aydır YouTube kanalı açtım. Tam 6 aydır video çekiyorum. Bir kişinin söylediğim hissesinde zarar ettiğini görmedim. Görmedim. Bundan sonra da görmeyeceğime inanıyorum. Bu videomun altına yorumlar da yazabilirsiniz. Eleştirilerde de bulunabilirsiniz arkadaşlar. Hiç önemli değil. Biz kazanmaya devam ediyoruz. Kazanacağız. Bizi kimse de yıldıramayacak. Ben buna inanıyorum. Karar tamamen size aittir. Önümüzdeki hafta sonu cumartesi ve pazar günleri canlı yayın yapıyorum. Orada hisselerinizi analiz ediyoruz. Tek tek. Kanal katıl abonesi ol olma. Biz herkesin hissesine bakıyoruz. Grafiğine destek ve direncini söylüyoruz. Karar sizin diyoruz. Eğer üst direnç seviyesi kırılırsa yön yukarı diyoruz. Alt destek noktası koparsa stop olman gerektiğini seni uyarıyoruz. Tek hisseyi asla önermiyorum. En az 4-5 hisse diyorum. Karar sizindir arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Abone olanların nasıl ayrıcalıklardan yararlandığını sizler de göreceksiniz. Görmeye de devam edeceksiniz. İster katıl abonesi olun, ister olmayın. Beni izleyin, zarar etmediğinizi göreceksiniz. Sadece bu iki cümleye dikkat edin. Para kazanmak çok zor, para kaybetmek çok kolay. Hele ki bu borsada. Aman dikkat edin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.